Evet kıymetli izleyenlerimiz, İzmir'den dünyaya açılan pencereden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Bizim OBA programında kıymetli izleyenlerimiz bugün çok önemli bir konumla beraberiz. Tabii ki kıymetli konuğumuzu daha önce de bizler sevgili izleyenler Ege TV ekranlarında ağırlamıştık. Gerçekten onun da enerjisi bizler kadar güzel ve gerçekten de genç yaşında çok önemli işler başaran kıymetli Münir hocamızla beraberiz. Tabii ben onun bir unvanı var. Önce unvanını açıklayalım. Tabii onun unvanı saymakla bitmez. Gerçekten Türkiye'ye mal olmuş kıymetli bir isimle beraberiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basmane Spor Koordinatörü Sayın Münir Tuğç'la hem sporcu kimliğiyle ilgili konuşacağız, hem tabii ki bu güzel genç yaşında siyasete de erken adım attı. Siyasetle ilgili de çok önemli konuları konuşacağız. Ve kıymetli Münir Tuğç hocama da milli takım antrenörümüze de hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz diyorum. Hoş bulduk Muratcığım, teşekkür ediyorum bu güzel düşüncelerin için. Öncelikle ben Ege TV ailesine ben teşekkür ediyorum. Bugün beni burada ağırladınız. Münir Tuğç ben. Judo milli takım antrenörlüğü yaptım. Yıllarca Basmane bölgesinde spor antrenörlüğü yaptım. Judo antrenörlüğü. Zor bir bölgede, dezavantajlı bir bölgede. Evet, iyi başarılarınız var. İhtiyaç sahibi aileler diyelim. Orada zorlu bir süreç geçirdik. Basmane'de ben önce kendimi tanıtayım. Buyurun. Münir Tunç ben 1976 Mardin doğumluyum. 1991 yılında İzmir'e, Basmane'ye. Bütün dünyada İzmir'e göç edenlerde baktığınız zaman Basmane göçlerin kaldırıldığı bir yer. Evet. Basmane herkesi kucaklayan bir bölge. Önemli bir bölge, tarihsel bir bölge. Bütün ailelerin yaşamış olduğu bir bölge. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Bir kızım, bir oğlum var. Maşallah. Allah size ömürler versin inşallah. Teşekkür ederim. İkisi evet. Okulda. Birisi 8. sınıf, birisi 4. sınıf. Bir kızım, bir oğlum var. Sporla ilgili de dediğim gibi Basmane'de yaptık. Basmane'de amacımız Basmane'de oradaki çocuklarımızın iki amacımız şeydi. Oradaki çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora başlamaktı. Biz bunu açtık ve çok şükür ki orada Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonları. Evet, orayı bir açmanızı istiyorum. Yani evet. Basmane'de öncelikle kıymetli Münir hocamız, milli takım antrenörümüz neler başardı? Evet. Orada tabii şimdi orada çocuklarımızın önce sporla, judo sporuyla tanıştırdık. Tabii İzmir şampiyonlukları, Türkiye şampiyonlukları, ondan sonra uluslararası başarılar elde ettik. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Töre'ye ben çok teşekkür ediyorum. 1997 yılında kurduğumuz judo takımına, Sayın Özatur o zaman da judo branşını açtık. Ondan sonra 2011 yılında görme engelliler branşını açtık. Maşallah. 2013 yılında da işitme engelliler branşını açtık. Ve 3 açtığımız branşta da İzmir Büyükşehir Belediye'miz sahip çıktı bu çocuklarımıza. Ne güzel, ne güzel işte. İzmir Büyükşehir Belediye'miz çocuklarımıza sahip çıktı ve orada Avrupa Dünya Olimpiyat, Cumhuriyet tarihimize ilkleri başardık. Sportif başarılarımız oldu. Şimdi güzel bir haber aldık. Konak Belediye'miz Sayın Abdülbatırlı Başkanımız, Belediye Başkanımız. Geçen gün... Güzel bir kahvaltıda bir araya gelmiştiniz. Onu bir alalım size açıklamasını. Evet. Orada nasıl bir konuşma oldu aranızda? Evet, şimdi yine İzmir Konfederasyon Başkanımız Beşir Tunç, benim abim. Selamlar gönderiyoruz kıymetli başkanımıza. Selamlar gönderiyoruz. Başkanımızla, belediye ile esnaf buluşması bir proje vardı. Sayın Batur Başkanımızı halkla, esnaflarla buluşturdular. O gün biz de davetliydik. Başkanımıza bu konuyu açtık. Dedik ki Basmane'de 25 senedir bir güzel çalışmalar var, sportif faaliyetler var. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak dedik. Ola da bizim sorunumuz, ola da bizim çocuklarımız. Öyle bir düşünce varsa, ne gerekiyorsa tam yetkilisiniz, yapılsın talimatı verdi. Geçen gün de bizi karşıladı. Bu da müjdeli bir haber değil mi aslında? Basmane için. Evet. Aslında sadece Basmane değil, Türkiye için. Çünkü orada o branşın açılması aslında önemli sporcuların da bir çıkış yeri olacak inşallah, değil mi? Belediyenin arkasında olması çok çok önemli. Kesinlikle. Ben başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Türk aslında sadece İzmir değil, Türk spor camiası sevindi bu habere. Şimdi şeyde aynı zamanda badminton branşıyla ilgili ben federasyonun yönetim kurulu üyesiyim ben federasyonda. Orada da görevliyiz. 15 yıldır yönetimdeyiz. Maşallah, Ankara'da yönetimdeyiz. Bütün İzmir'deki bütün okullarımıza spor malzemeleri. Ben bu arada tabii
Sizin de aracılığınızla Sayın Murat Özmekik, Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizden de kucak dostu sevgiler, selamlar. Başkanımız her zaman bizi desteklemiştir. Ve bütün okullarımıza malzeme göndermiştir. Badminton branşını da yaymıştır. Ne kadar güzel. Murat Özmekik Başkanıma ben teşekkür ediyorum. Şimdi burada badminton branşını da açacağız. Ve başkandan da Sayın Murat Bey'den de söz aldık. İki tane antrenör İzmir'e görevlendirecek. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi bizim amacımız ihtiyaç desteklenmesi gereken bölgeler var. Başkanımızdan destur aldık. Sayın Abdülbatur'dan destur da aldık. Hem çok İzmir güzel. Büyükşehir hem Konak Belediyesi olarak. Desteklemesi gereken bölgeler var. Şimdi hemen şeyden başlıyoruz. Müjdesini vereyim. Toros bölgesinden başlıyoruz. Hep ihtiyaç olan bölgeler aslında. Çok da güzel. Evet, Toros bölgesi. Orada Gürçeşme, Gültepe. Oradaki bölgeye gideceğiz. Hazırlansınlar. Bekleyin geliyorum. Orada badminton, judo ve birçok branşlarda da oradaki desteklenmesi gereken aile çocuklarımız var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Tebrik ediyorum hakikaten sizi. Gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum. Bu bir övgü değil. Neden bu bölgeler? Yani özellikle farklı bölgeler olabilir. Yani ne bileyim, yanlış anlamayın. Biraz da zengin muhit olabilir ama siz genelinde özellikle durumu olmayan, hani dezavantajlı bölge dediğimiz kötü bir anlam değil aslında ama hani o bölgelerdeki insanlara sahip çıkıyorsunuz ve sizin bir inancınız var. Aslında sizin sporcu kimliğiniz, başarılı kimliğinizi direkt o sporcuya yüklüyorsunuz. Bu başarının sırrını alalım ve neden o bölgeler? Evet. Onu da dinleyelim sizden. Şimdi durumu iyi olan aileler zaten çocuk kendini bir şekilde kazanım sağlıyor. Şimdi burada biz sadece spor değil, biz halk eğitiminden okuma yazma kurslarımızı açmıştık. Biz ailelerimizden okuma yazma kursları açmıştık. Ne kadar güzel. Çünkü baktığınız zaman okul seviyesi düşük olan ailelerimiz var orada. Eğitim seviyesi düşük olan ailelerimiz var. O eğitimlerini biz tamamlamaya çalışıyoruz. Biz çocuklarımıza sadece şey değil, spor değil, aynı zamanda okuldaki eğitimin de önemini biz bildiğimiz için çocuklarımıza anlatıyoruz. Onların bize ihtiyacının olduğunu düşündüğüm için ben o çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve tabii şimdi gelelim daha devam edeceğiz spor kimliğiniz ama siz tabii ki aslında zor bir olaya daha girdiniz, bir görev daha aldınız. Belki de İzmir'de çok alışık olmadığımız, belki Türkiye'de alışık olmadığımız erken bir siyaset açıklaması oldu. Milletvekili adayınızı açıkladınız. Tabii şu anda partiler bir isim veremiyoruz. Çünkü zamanla bakacağız diyorsunuz. Kimler artık şartları, konjektör bizi neyi gösterir veya sizin kendi aile bireyleriniz, büyükleriniz neyi artık uygun görürlerse o siyasette olacaksınız. Tabii buna bir gümüş balığa başladınız. Öncelikle kıymetli Münir Tunç Hoca siyasete atılma fikri nasıl başladı? Sizi siyasete sporcu kimliğinden hiç de belki de siyasetle alakanız da daha önce hiç yoktu. Ama böyle bir zor bir göreve de girdiniz. Aslında sizi takdirlerde gördük. Biraz sonra bir güzel bir klibinize gireceğiz. O konuyu da getireceğiz ama önce sizden bu konuları dinleyelim. Ardından da iki tane güzel bir klibimiz var. Oraya gelen vatandaşlarımız sizlerle ilgili çok kıymetli sohbetlerini de ve sizlerle ilgili görüşlerini de bize belirtti. Önce buna girişinizi alalım. Daha sonra da ilk klibimizden sohbetimize başlayalım. Evet. Tabii önce neden siyaset? Diğer soru da neden gümüş bala? Şimdi Gümüşbala'da da bizim Mardinli hemşehrilerimiz var, Güneydoğu'da hemşehrilerimiz var. Gördüm maşallah. Orada bizim yaptığımız hizmetleri, bizim yaptığımız başarıları, sportif başarıları, bizim yaptığımız pandemi döneminde biliyorsunuz çok zorlu bir süreç geçti. O süreçte biz çok çok iyi bir ekibimiz var. Aslında ben tek başıma değil. Hayırseverlerimiz var mesela. Maşallah ne güzel. Hayırseverlerimizle, iş insanlarımızla. İsmini hiçbirden söylemediğimiz çok değerli bir abimiz var, avukat abimiz var. Bizim doğu kökenli abimiz. Hiçbir zaman hep yanımda durmuştur. O abimizin huzurunuzda ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Basmane'de bir iş insanımız daha var. Mesela Ramazan el almış kardeşimiz. Ramazan kardeşimiz maddi manevi. Hep yanımda durmuştur. Evet, genç bir kardeşimiz ve gerçekten de çok da böyle sizi de seviyor. Ve iyi de bir gözlemci. Ona da buradan sevgiye selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, Ramazan kardeşimiz de hep yanımda durmuştur. Tabii şimdi isimleri sayarsak çok kahramanlar var. İsimsiz kahramanlar var diyoruz. Gümüşbala'ya gitme sebebimiz bu hizmetlerimizi duyan orada yaklaşık bir 6.000-7.000 bir nüfustan bahsediyoruz. Yani bölgeniz değil, ikinci bölge ama sizin yine gittiniz maşallah. Evet. Şimdi oradaki hemşehrilerimiz, kanat önderlerimiz, oradaki abilerimiz bizi oraya davet etmek istediler. Münir Tunç kimdir? Münir Tunç bir tanıyalım. Yani bu hizmetleri sunan, bu başarılar Avrupa, dünya. Bir Mardinli hemşehrimiz varmış. Bu Mardinli hemşehrimizi tanımak istediler. Bizi davet ettiler, biz de memnuniyetle. Buradaki akrabalarımızla, oradaki akrabalarımız buluştu. Tabii çok güzel geçti. Oradaki oraya gittiğimizde bile bir beklenti içerisinde. Ben bir spor insanıyım, bir iş insanıyım, bir hayırseverim. Yeah. Ama sanki bir milletvekiliymişim gibi
çok üzüldüm yani. Güzel bir heyecan oldu değil mi? Evet. Böyle ne diyeyim? Beklenti içerisindeydiler. Çünkü niye? Gerçekten orada temsil edilmesi gereken hemşerilerimiz var orada. Biz inşallah Allah nasip kısmet ederse inşallah. Öyle bir vekilliği kısmet ederse ben sadece birinci bölge değil, ben bütün İzmir halkına söz veriyorum. Çünkü ciddi projelerim var, yapmak istediklerim var. İnşallah biz birinci bölge, ikinci bölgeye bakmıyoruz. Hayır oradaki diyoruz. Oradaki akrabalarımıza, hemşerilerimize, halkımıza hizmet götüreceğiz. Peki nasıl bir enerji vardı? Yani şimdi gittiniz, bir de orada mini bir program gibi çıktı. Şimdi biraz sonra dediğimiz gibi klibi de gireceğiz ama heyecan nasıldı? Yani oradaki sizin mutlu eden kısım ne oldu mesela? Nasıl bir duygu vardı orada? Ben mesela gözlemledim, çekim yaptık orada, röportaj yaptım ben oradaki katılımcılarla, oradaki insanlarla, sizin kıymetli takipçilerinizle ve tabii ki sizi seven akrabalarınızla birlikte. Hakikaten böyle çok güzel bir enerji gördüm orada ve size de inançlarının tam olduğunu gördüm. Belki de çok alışık olmadığım bir ortam yaşadım orada ben de kendi adıma. Bu sizin sporcu kimliğinizden mi gelen, Basma'da yapmış olduğunuz hayırseverlik mi diyelim, sizin kişiliğiniz, güzel kişiliğiniz mi diyelim buna, sizin oradaki enerjiniz, duygularınız nasıl oldu? Sizin oradaki o güzel enerjiyi gördüğünüz zaman duygularınız, mutluluğunuz? Benim gözlerim doldu orada. Sebebi de oradaki hemşerilerimin bana o değer vermeleri. Değil mi? Ne kadar güzel. Benim yaptığım hizmetleri takdir etmeleri. Ondan sonra oradaki birlik beraberliğin olması. Ya, vallahi böyle bir, sanki bir vekil gibi karşılandım. Değil mi? Gözlerim doldu. O değeri bulmak, şey yapmak. Bir de çok değerli insanlarımız var orada. Birbirinden değerli kanat önderlerimiz var orada. Desteklerini söylediler. Çalışmalarımıza başarılar dilediler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bir diğer sorunuz da neden siyaset dediniz? Evet, ben bugüne kadar hiçbir zaman siyaset düşünmemiştim. Siyaset yapmayı da düşünmüyorduk. Tabii şimdi yaptığımız 20 sene, 25 sene önce bu çocuklarımızı aldık, yetiştirdik, eğittik. Çocuklar hep çocuklar. Kötü alışkanlıklardan uzak durun. Evet. Ondan sonra... Bir söz verdiniz. Evet. Çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak durun. Sicilinizi bozmayın. Üniversite okun. Maşallah. Dediğimiz çocuklar, mesela zorlandığım, üzüldüğüm konular oluyor. Hocam siz bize okuyun dediniz ama ben ikinci üniversiteyi bitirdim. Oğlum hadi şeye de git... güvenlik sertifikası da al. Hocam ben güvenlik sertifikası da aldım. Silahları da aldım. Hepsini aldım. Bütün belgeleri aldım. Bir beklentiye girdiler. Bir yani beklentiye siz vaat verdiniz. Evet. Onlar da o vaati gerçekleştirdi. Ve beklentisi haliyle haklı olarak. Evet. Tabii bu çocuklarımızı bir üst tabakaya taşıyamıyoruz. Mesela en neden? Son üzüldüm. Üzüldüm. Tabii tamamen siyasetle alakalı. Siyasetle olması gereken işler var. Takıldığınız yerler. Takıldığımız yerler oluyor. Şimdi mesela geçen gün üzüldüm yine bir nokta. Bir öğrencim. Hocam ben üniversite oku dediniz, okudum. Antrenörlük belgesi aldım. Bütün belgelerimi aldım hocam. Bütün eğitimlerimi tamamladım hocam. Ben şu anda hocam şey yapıyorum. Nakliyatçı da hamballık yapıyor. Yani hem Avrupa'da, dünyada derece yapacak çocuğumuz. Hem üniversite okuyacak. Hem de belli bir seviyeye gelecek. Antrenörlük belgeleri alacak. Eğitimini tamamlayacak. O çocuğumuza bir iş imkanı sağlayamıyoruz. Bir çocuk da 25 yaşına, 27 yaşına geldiği zaman bir gelecek kaygısı başlıyor. Ve o çocuklarımızı bir üst tabakaya taşıyamıyoruz. Onun için baktım ki biz zaten siyasetin içindeymişiz aslında. Değil mi? Değil mi? Yani halkımızda, kaymakamlıkta, belediyelerde, resmi kurum kuruluşlarda devamlı Beşir Tunç... Yani ne kadar alakam yok deseniz de diyorsunuz, siyasetin içindeymişim diyorsunuz. Evet, evet. Yani tamamen içindeymişiz. Tabii hep sportif faaliyetlerle biz başarılı olduk. Ben inanıyorum ki yani eğer halkımız bana eğer bunu teveccüh görürlerse, bana layık görürlerse bu görevi, ben layıkıyla yapmaya hazırım. Ben sorunları da biliyorum. Sorunları biliyorum. Çözümleri de biliyorum. Çünkü halkın içinden bir insanım. Olanın sorununu dert edilen, oradaki yaralarını en azından bir merhem olmaya. Hiçbir zaman ben kendimde şunu, şöyle bir özelliğim var. Bana ne diyemedim. Yani evime gittiğim zaman, başımı yastığa koyduğum zaman... Duyarsız değilsiniz yani. Evet. Yani... O insanımızın bir sorunu vardı, onu mutlaka çözmemiz lazım. Değil mi? Allah şahit, bizim o halkımız şahidimizdir. Sadece tabii Karabağ'da, Buca'da, Konak'ta, birçok ilçede elimizden geldiği kadar. Ne kadar güzel. İnsan ayrım etmeden, bize kim kapımızı çaldıysa onun yarasına merhem olmaya çalıştık. Çünkü biz halkımızı seviyoruz, insanları seviyoruz. Değil mi? Allah rızası için seviyoruz. Evet, şimdi biz tabii Münir Hoca'yı biraz böyle bir dinlendirelim sevgili izleyenler. Öncelikle iki tane dediğiniz gibi güzel bir klibimiz var. Biz Gümüşpala'ydık. Güzel bir enerji vardı. 4 dakikalık güzel bir klibimiz var. Bakalım, şimdi biz hep diyoruz ya, konu kendini anlatıyor. Kendini belki
başarılı anlatıyor ama bir de şu güzel bir kimlik olayı daha var. Arka tarafta oraya gelen vatandaşlarımızın kıymetli Münir Tunç hocamızla ilgili genel kıymetli görüşleri var. Öncelikle bir görüşleri dinleyelim ve sağ olsun kıymetli hocamızı tekrardan bu güzel sohbetimize devam edelim. Bakalım Gümüşbala'da oraya gelen vatandaşlarımız Münir Tunç Hoca ile ilgili neler söylemiş, hep birlikte izleyelim. Desteğimiz %100 olacak. Çünkü ben zaten en ufak bir konuşmalarda bir sıkıntı görseydim burayı da terk ederdim. Farklı da konuşurdum. Basmane ve Konak bölgesinde birçok sporcu yetiştirmiş ve bu alanda Münir Tunç Hoca'nın çok büyük bir çabaları, çok büyük hizmetleri var. Kendisinin de çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyoruz ve faydalı olacağına inanıyoruz. Münir Tunç için başarılar dileriz. Yolu açık olsun. Her zaman yanında olacağız, destekleriz. Buraya bizim Ziver kardeşimiz bizi davet ettiği için ona da ayrıca teşekkür ederiz. Herkesin yolu açık olsun. Bu birlikteliği sağladıkları için emeği olan herkese saygılar sunuyoruz. Desteğiniz kendisine nasıl olacak Münir Tunç hocamızın desteğiniz? Sonuna kadar. Sonuna kadar. Arkasındayız. Mardin olarak, Mardinli olarak arkasındayız, destekliyoruz onu. Nasıl bir kişilik, nasıl bir kendisi, nasıl bir... Kişiliği güzel bir insan. Yani böyle bir insan, yani biz yıllarca tanıyoruz, arkadaşımızdır. Biz sona kadar destekliyoruz, arkasındayız yani. Allah utandırmasın abi, hep beraber onunla beraberiz. Onun yanındayız. Destekleyeceğiz sonuna kadar onu. Vallahi şu an toplantını dinledim bayağıdır. Yani çok memnun kaldım. Çok da memnunum. Ahmet Tunç'un söylediğin gibi aday olmasına çok memnun kaldım. Bize çok haklısı olacağını düşünüyorum. Bir genç olarak onu desteklemeyi çok istiyorum ve inşallah yol açık olur. Onunla beraberiz inşallah. Tabii ki inşallah. Bundan sonra Münir hocamızın milletvekili adaylığında arkasındayız, yanındayız. Bugün de çok güzel bir toplantı oldu. Aynı zamanda Münir hocamız Türk sporuna da çok başarılar elde etmiş antrenörümüz, sporcumuz. Ben de aynı zamanda milli sporcuyum. Ben de judocuyum. Beraberiz. Güzel şeyler yapacağına da inanıyorum Münir Hoca'nın milletvekilliği adaylığında. İnşallah hayırlısı olur. Çok şanslı. Sandığımdan daha güzel geçti. Allah nasip ederse bu işe beraber başaracağız. Yani Allah yolunu açık etsin. Çok düzgün bir insan. Bunu hak ediyor. Hepsi güzel oldu. Münir Hoca'yı da destekliyoruz sona kadar. İnşallah güzel bir şeyler olacak. Münir'i sona kadar destekliyiz. İnşallah olacak. Onu destekleyeceğiz. Ölüme kadar destekleyeceğiz. Şansı nasıl görüyorsunuz? Şansı çok güzel. Çok güzel. Mardinliler tutarsa çok güzel. Her şeyin hayırlısı amcam olur. Akrabam olur. Ne diyeyim? Vatana, millete hayırlı olsun. Kendisi İnanıyorum. Desteğiniz nasıl olacak? Desteğiniz? Çok büyük yani. Desteğimiz olacak inşallah mahalle adına. Şansı nasıl görüyorsunuz? Sağlam görüyorum. Arkasındayız. Evet, Müdür Hocamız arkasındayız. Bizim hocamız arkasındayız. İnşallah kazanacak. Mutlu yıllıklar. Herkesi seviyoruz. Herkes de inşallah olacak. Peki. Desteğimiz onlardır, bu kadar. Konuşmalarında nasıl bir key aldınız? İyi. Tabii ki biz desteğiz her zaman. %100 desteğiz yani. Müdür Hoca'yı tanıyoruz, şimdiden tanımıyoruz. Çok iyi bir adam. Her zaman elinden geleni yapmıştır yani bizler için, Mardinliler için. Sadece Mardinliler için değil yani. Bütün doğullar, bütün tanıdıklar için her zaman elinden geleni yapan bir insan. Evet, görmüş olduğunuz gibi kıymetli izleyenlerimiz, kıymetli Münir hocamızla ilgili de genel oraya katılan vatandaşlar, akrabaları da güzel temenni ve dileklerini ilettiler. Gerçekten aslında çok da heyecanlı olduklarını görüyoruz ama öncelikle Münir hocam, bu güzel klibi izlediniz. Öncelikle duygular nasıldı? Evet. Bu güzel röportajları nasıl buldunuz? Gerçekten beklenti çok yüksek ve sizi çok sevdiklerini de görüyoruz. Aslında karşılıksız, menfaatsiz, böyle içten bir samimiyetle bir röportaj gördük. Evet, tabii şimdi bu topluluk gözlerim yine doldu. Şimdi buradaki hemşerilerimiz, buradaki halkımız,
Gerçekten bilmiyorum, yine gözlerim doldu. Gerçekten bu desteği görmek beni mutlu etti. Tabii şimdi ben binlerce insan yetiştirdim. Şu anda mevcut 600 tane altyapıdan sporcularımız var. Maşallah. Ufak çocuklarımız. Üst düzey milli takımdaki çocuklarımızı saymıyorum. Şimdi biz binlerce insan yetiştirirken tabii bizim işimiz, uzmanlık alanımız spor olduğu için hep spora önem verdim. Beden eğitim öğretmenleri, antrenörler. İşlerinde tabii sadece spor değil. İşlerinden bekçiler çıktı, işlerinden polis çıktı. İşlerinden sayısız şu anda meslek sayamayacağım meslekliler var. Aslında bir yerde de eksikliğimi gördüm. Bir yerde eksikliğim var. Siyasi bilimleri okuyan öğrencilerimiz olmadı. Çok önemli bir olay. Şimdi diyeceksiniz ki ya spor, ben bazı şeylere karşıydım. Şimdi bir müdürümüz oluyor, o müdür o branşla alakalı değil. Sonra diyoruz ki ya ne işi var diyoruz, o branştan ne fayda olabilir diye eleştirdiğimiz konular oldu. Yani Münir Tunç'un, evet, kendi kendime biraz da kızıyorum. Ne işim var aslında siyasette, ama maalesef şartlar böyle beni zorladı. Ne işimiz var siyasette? Bizim işimiz değil siyaset. Ama eğer hizmetse, biz bu işi şu anda dersimizi çalışıyoruz. Siyaset dersimizi çalışıyoruz. Niye? Çünkü ben halkıma siyaset anlamda da ben hizmet edeceğim. Şimdi ben bursukla ilgili ben aslında hayır söylenmez. Şu ana kadar sayısız burslar verdik öğrencilerimize. Tabii ki milli sporcularımız devlet tarafından iyi bir, yani 2000 lira geri ödemesiz burslar aldılar bizim çocuklarımız, milli sporcularımız. Alamayan çocuklarımız, ihtiyaç sahibi olan çocuklarımıza da biz kendimiz burs verdik. Ama buna şunun bir eksikliğim var. O eksikliğimi de tamamlayacağım. Özellikle siyasi bilimler okuyan çocuklarımızı da destekleyeceğiz ki siyasetçilerimiz de olsun. Bu işin mektebini okuyan, uzmanlığını bu işte yapan çocuklarımız da olacak. Bunda sözünü veriyorum. Bundan sonra o hemşerilerimiz, siyasi bilimleri okuyan özellikle çocuklar bulacağız. Onları da burs ve okutacağız. Onları da bir üst tabakaya taşıyacağız. Peki milletvekili adayınızı açıkladınız. Dediğimiz gibi Gümüşbalık startı verdik. Şimdi birinci bölgede Karabağlar var, önemli konak var. Farklı bölgelerdeki gücünüzü de bir alalım. Çünkü sonuçta siz bu işe girmeden önce mutlaka ki bir altyapı araştırması ve insanların size teveccühü ve desteklerinin de olduğunu gördüğünüz için siyasete atıldınız. Öncelikle bize bunlardan biraz bahsetmek ister misiniz? Yani nasıl bir gücünüz var? Yani öncelikle kendi şansınızı nasıl görüyorsunuz? Çünkü sonuçta bugün siyaset kolay bir şey değil ve hep bir beklenti var. Öncelikle herkesin bir gücü var. Ama sizin de gördüğüm kadarıyla her camiada, yani bugün şimdi emniyet teşkilatında çok seven insanlarınızı gördüm. Hep devamlı sağ olsun mekanlarınız boş kalmıyor. Emniyet size destek sağladı, desteğini gördüm orada. Onlar da sizin mutlaka ki destekçiniz olacağını da görüyorum. Sadece o değil. Spor camiası olsun, farklı hocanız olsun, hatta çok önemli komutanınız, buradan da selamlar gönderiyoruz. Kendisine de çok büyük bir desteği var. Allah razı olsun. Programda da çok büyük bir emekleri var. Öncelikle birinci bölgedeki gücünüzü bir alalım. Yani orada nasıl bir gücünüz var ve şansınızı şöyle bir önünüze koyarsak, Münir Hoca'nın şansı nasıl? Yani zamanla bunları daha çok göreceğiz ama beraber çok programlarımız da olacak sizlerle, ama şimdi insanların bu gücü görmesi için buradan bizi takip eden siyasetçilere de mesajlarınız ne olacak? Evet. Şimdi tabii ben güçle alakalı ben aslında fazla konuşmak istemem ama madem böyle bir soru sordunuz. Benim bir spor ailem var. Sadece İzmir değil. Ben bir judo camiam var. Türkiye geneli. Ailem. Yani 30 senelik bir ailem. Biriktirmiş olduğunuz çok kıymetli insanlar. İnsanlarımız. Tabii ki sevinecekler. Belki Cumhuriyet tarihimize yine bir ilkleri başaracağız. İnşallah. Bir tane judocu milletvekili olacak. Judocu ailem hepsi destekliyor. Emniyet camiasına evet emeğim var. 6 yıl gönüllü ders verdim Müslüman Sağ Polis Okulu'nda. Tabii bu arada ben emniyet deyince karakol amirimiz, tanışmıştınız. Karakol evet, amirimiz, çok güzel bir insan sanırsın. Karakol amirimiz ve ekibi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir karakol amirliğimiz var. Personelle beraber. Şimdi orada pandemi dönemini çok güzel geçirdik. Emniyet teşkilatımız çok güzel geçirdi. Ne kadar güzel. İyi bir amirimiz var. Beraber çalıştığımız, esnafları dolaşan, esnafların derdini dinleyen, muhtarlarla birebir diyalog içerisinde olan. Alışık olmadığımız değil mi aslında? Hep söylüyoruz evet, yani. Evet, bunlar evet. Çok önemli çünkü. Bütün okullarımızı, müdürlerimizi gezen, okul müdürlerimizi gezen, sorunlarını dinleyen değerli bir abimiz. Çok güzel. Amirimizden çok abimiz. Çok güzel. Kendisine de teşekkür ediyorum huzurunuzda. Basmayla Karakol Amirliğimize ve bize selamlar gönderiyoruz kendilerine. Tabii bir emniyet teşkilatında sevilen bir şeyimiz var. Kimliğimiz var. Emeğim de var. Orada sayısız öğrenciler yetiştirdik. Spor camiası dedik. Tabii hemşerilerimiz var. Mardinliler var. Güneydoğullar var. Sadece Mardinli değil.
Yani Urfalılar, Diyarbakırlılar, Güneydoğu ve Doğu Anadolu. Doğu Anadolu ve Güneydoğu. Siz sadece Mardin değil. Bütün İzmir'i de kapsıyoruz. Doğu ve Güneydoğu. Herkesi kucaklıyorsunuz çünkü aslında. Çünkü hiçbir zaman ayrım yapmadık. Ne onlar da biliyor. Onun için seviyorlar. Yaptığımız hizmetleri gördükleri için seviyorlar. Biz sadece son bir yıl çıkmadık. Son beş ay çıkmadık. Biz 25 yıldır o projelerle her ay, her sene bir proje yapıyoruz oradaki çocuklarımıza. Yine Beşir Tunç'tan bahsedecek olursak, benim abim, tabii güzel Yalçın Kocabüyük başkanımız. Bundan biraz sonra kıymetli Yalçın Kocabüyük de yayını alacağız. Başkanımız var, Yalçın Kocabüyük başkanımız var. Çok güzel bir sloganı var. Ben değil, biz varız. Çok önemli. Birlikte varız. Şimdi geçen gün Konfederasyon'un bir toplantısında şunu sözünü verdim. 18 Mart. Bütün Çanakkale'ye gitmemiş çocuklarımızı. Bu çok güzel aslında. Bunu oradaki güzel. Çanakkale ruhunu yaşayıp ve yaşatmak adına biz sponsor olacağım ben. Ne kadar çocuğumuz, orayı görmeyen çocuğumuz özellikle rehberler eşliğinde, çünkü ben defalarca gittim. Sabah namazını kılardık ve akşama kadar rehber eşliğinde oradaki ruhu yaşadık. Akşama kadar, sabah başlayıp akşama kadar hep ağladık. Oradaki ruhu yaşadığım için bunu ben çocuklarımıza yaşatmak istiyorum. Özellikle Konfederasyon'a o konuda ben söz verdim. 18 Mart'ta oradaki çocuklarımızı, İzmir'deki çocuklarımızı, Çanakkale'de oradaki ruhu yaşasınlar istiyorum. Öyle bir çalışmamız olacak. Ben sizi tebrik ediyorum hakikaten sevgili izleyenler. Gerçekten çok çok önemli. Bugün Japonlar Hiroşima diye Hiroşima'sını hep gençlere gösteriyor. Bir öğretmen hocamızın bana güzel bir röportajı vardı. Murat'la Gizinti programı olarak Çanakkale çekimlerinde beni çok mutlu etti. Zaten kutsal topraklar anlatılmaz. Hani diyorlar ya, bastığın yeri toprak deyip geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı diyor. Aslında oraya gittiğimiz zaman o kefensiz yatanları da bir nevi orada yaşamış ve görmüş oluyoruz. Çok güzel bir kelime kullanmıştı. Bizim gençlerimiz, bizim askerlik çağı gelen gençlerimizin mutlaka askerliğini yapmadan önce kutsal topraklar olan Çanakkale'yi görmelerini, atalarını, cetlerini ve şehitlerimizi orada görmelerini isterdik. Ondan sonra askerliğini yapmalarını dile getirmişti ve bunları da çok kıymetli görmüştüm. Çok da duygulanmıştım. Çok çok önemli. Sizi bu konuda tebrik ediyorum. Aslında işte en büyük hizmetler bence bu. Yani bugün milletvekili olsanız da olmasanız da yapmış olduğunuz şeyler aslında bir kamuya bir hizmet. Sizi tebrik ediyorum. Bence bugün parayla ölçülemeyecek önemli bir hizmet ve ben sizi bu konuda alkışlıyorum gerçekten. Ve sizi de tebrik ediyorum bu konuda. Çünkü evet, çok önemli bu. Manevi toprakları görmeyen insanların o toprakları görmesi. Evet. Şimdi tabii bizim dediğim gibi yani 25 yıl, 30 yıldır İzmir'de, Basmane'de biz bunları gönüllü yaptık. Milli takım düzeyinde 46 ülkede istiklal maçımızı okuttuk. Şimdi biraz geri çekildik milli takım düzeyinden. Neden? Çünkü oradaki gençlerin önünü açmak gerekiyor. Şimdi biz altyapıya önem veriyoruz. İzmir'de hedefim, İzmir'de hem İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yine teşekkür ediyorum belediye başkanımız Sayın Tunç Soyer'e. Çok teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız Ersan Odaman'a ve ekibine, yönetimine teşekkür ediyorum. Konak belediyemize teşekkür ediyorum. Çünkü ben bütün İzmir'deki büyük metropol ilçelerde özellikle dediğim gibi desteklemesi gereken aile çocuklarına biz bu sporu yaptıracağız. Sporla onları hayata bağlayacağız. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız. Tesisleşme anlamında eksiklerimiz var. Tesislerle ilgili biz sorunu biliyoruz. Çözümü de biliyoruz. Ama aslında siyasetçi olduk ama bir adım attık ama eleştirmek de istemiyorum. Bizim İzmir'in kötü bir şansı var. Merkezi hükümetle yerel belediyeleri bir türlü bir araya getiremiyoruz. O anlamda zorlanıyoruz. Tamamen siyaset yani. Ama gönül isterdi ki bir okulumuzda spor salonu yapalım. Belediye ve merkezi hükümet dediğimiz şu anda hükümet olan partimiz olsun. Beraber işbirliği yapsınlar. Sonuç spor. Spor siyaset üstü diyoruz. Aynen. Spor siyaset üstü. Spor siyaset üstü diyoruz. Çünkü oradaki halkımız bizim için önemli. Aynen. Oradaki çocuklarımız bizim için önemli. Bu çocuklara aslında siyasetten ayrı bir şey. Beraber çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Beraber projelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sorun çözüm. Yeter ki istensin. Değil mi? Yeter çok önemli. Istensin. Şimdi tabii ki kıymetli Uğur Yelekli. Kıymetli başkanımızı, aslında onun çok ünvanları var ama hangisi sayalım bilmiyorum. İzmir'in duayenisinden bir tanesi.
eski konak, Cumhuriyet Partisi İlçe Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve tabii ki şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de bildiğim kadarıyla kendisinden dinlemek istiyorum bunu. Önemli bir görevi daha var. Kıymetli Uğur Yelekli abimize de buradan yayınımıza hoş geldin diyoruz, sefalar getirdin diyoruz. Hoş bulduk sevgili Murat kardeşim. Öncelikle bizim OVA programı nezdinde Ege TV tüm çalışanlarına, tüm emek verenlere sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Değerli konuğun sevgili kardeşim Münir Tunç'a hem iyi akşamlar dilemekle beraber çıktığı bu yolda ona başarılar diliyorum. Gerçekten tebrik de ediyorum. Önemli bir hamle yaptı. Bu önemli hamle inşallah onun hayal ettiği rüzgarlara doğru onu sürükler diye düşünüyorum. Ve bizleri izleyen, sizleri izleyen Ege'de, Türkiye'de, İzmir'de tüm izleyenlere sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Uğur abi. Şimdi çok kısa olarak sizden şunu almak istiyoruz. Münir Hoca'nın sporcu kimliğini biliyoruz. Basmane'de yapmış olduğu hizmetleri sporda biliyoruz. Bizim bilmediğimiz yön, belki bunu kendisi çok anlatmıyor, mütevazilik yapıyor ama orada durumu olmayan insanlara da ama yurt dışından gelen yardımlarla, bölgesinde olan durumu olan insanlardan aldığı yardımlarla birebir bayramda, ben çok şahit oldum mesela, bayrama yakın bir zamanda o ablalar geldi, çocuklarını sevindiren çocuklar geldi. Orada çok mutlu olan çocukları gördüm ve onlara yapılan yardımları gördüm. Bunun dışında da tabii ki zor bir gömlek giydi. Siyaseti siz çok iyi biliyorsunuz. Bunun kitabını okuyan bir insansınız. Ve erken bir zamanda da milletvekili adaylığını açıklaması da ayrı bir güzellik. Tabii bunun beklentisi var. Yani bir sloganı vardı. Ben dezavantajlı bölgelerde çocukları okuyun. Kötülük alışkanlıkları uzak kalın. Mutlaka bu şeylerden sonra ben size bir bununla ilgili mükafatı vereceğim ve sizi iyi yerlere getireceğim. Ama maalesef dedi ki kendisi siyasete takıldık ve ben bu çocuklara verdiğim sözü yerine getiremedim. Bundan dolayı da milletvekili açıklamasını da artık girmiş bulundum ve inşallah bununla ilgili de kendime güveniyorum, çevreme güveniyorum dedi ve siz de kendisini yakından tanıyorsunuz. Bununla ilgili kısa olarak hem çıkmış olduğu bu zor görevde şansıyla ilgili ve güzel çalışmasıyla ilgili ve o insancıl insanlara yaklaşımıyla ilgili kıymetli duayen isim Uğur Yelekli neler söylemek ister? Tabii şimdi dünyada, Türkiye'de, kentlerde, mahallelerde böyle bazen kahramanlar vardır aslında. İşte o kahramanlardan biri de bana göre gerçekten Münir kardeşim. Niçin kahraman? Geriye doğru baktığınızda Türkiye'yi bayrağını dalgalandırmış, göndere çektirmiş, milli sporculuk yapmış. Gerçekten Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin dışında ama öyle bir işe soyunmuş ki işte bölgelerde dezavantajlı insanlar vardır. Yani bugün dünyanın her tarafında bu böyle. Türkiye'mizde de böyle. İşte onlardan biri Basmane ve bölgesi gerçekten de dezavantajlı bir kesim. Bu kahramanlığından dolayı da ben Münir kardeşimi tebrik ediyorum, kutluyorum. Sonra siyasete soyunduğunu ilan etti. Son dönemlerde gündemde olan Münir kardeşimin ben milletvekili adayım dedi. Aslında düne kadar ben de biliyordum. Siyasete abi ben düşünmüyorum diyordu. Ama şimdi ben de ona diyordum ki yani temel bir nokta var, bakın siyasete nasıl baktığınız çok önemli. Siyaseti insanlara hizmet etme sanatı olarak baktığınız zaman bütün bunları yapan bir kardeşim olarak aslında Münir de bir bana göre siyasetin içindeydi. Kesinlikle. Çünkü siyaseti sadece yakınlarıma menfaat sağlayayım, kendime menfaat sağlayayım diye düşünenler yüzünden belki de Türkiye bu hala bu halde diyor. Kesinlikle. Türkiye'nin bir şekilde daha çağdaş ülkeler seviyesine gelmesinin yolu Türkiye'nin iyi yöneticiler tarafından
yönetilmesin ne olur diye düşünüyorum. Evet. Türkiye'de baktığında, yani evet, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde 30 küsur yılımı verdim. İlçe başkanlıkları, meclis üyelikleri, kent konseyi başkanlıkları, işveren il başkan yardımcılıkları, her şeyi yaptım. Ama siyasete neden kendimi, çünkü şunu ifade etmek istiyorum, Münir'i de kendime yakın görüyorum. Çünkü Münir de aynı şekilde ne alırım diye değil, ne veririm diye siyaset yapan, siyaseti insanlara hizmet etme sanatı olarak gören bir tarzda bir duruş sergileyen bir kardeşimiz. Dolayısıyla da ne olursa olsun bunu yaparken de yaşadığı zorlukları, engellemeleri de şahidim. Yani hep vermek isterken de birileri de onun vermesini engellemek için neler yaptığını da biliyorum. Ve bir kızdı ve bir bayrak açtı, bir yola çıktı. Bu yol bugün bir bağımsız diye söylemde bulunuyor. Ama bir gerçek var ki, yani arkasında insan kitleleri olan, arkasında onu sürekli alkışlayan, o olduğu için ona oy vereceğim diyen binlerce insanı görünce de ben de diyorum ki partiler de daha sonra Münir için de sıraya girecek. Değil Münir, çok benim bizimle ol diyecekler yani. Dolayısıyla yani ben de onu böyle hani görüyorum. Ve sevgili kardeşime çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Gerçekten yani yüreği, koskocaman yüreği olan bir kardeşim. Teşekkür ederim. Sabah akşam hiç durdurak bilmeden bir yoksul nerede, bir gariban nerede, onu nasıl doyururum heyecanıyla çalışan, sabah akşam bir öğrenciyken, daha küçük çocukken o çocuğu alıp da sporla buluşturup onun gerçekten Türkiye'ye layık, ailesine layık bir çocuk olarak yetişmesiyle ilgili elinden geleni yapmak için nasıl mücadele verdiğini de biliyorum. Türkiye'nin Münir Tunç gibi insanlara ihtiyacı var. Ben kutluyorum. Çünkü Tunç ailesini de özellikle de kutluyorum. Abisi de sevgili Beşir Tunç da İzmir Konfederasyon Başkanı olarak da gerçekten o da hep veren, hep veren tarzda kamuoyunda bilinen bir dostumuz. Aile olarak da onları kutladığımı özellikle de ifade etmek istiyorum. Kıymetli Uğur abicim, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel özetlediniz kıymetli konuğumuzu. Son olarak da çok kısa bir cümleyle şansını milletvekili adaylığında İzmir'de erken çıkmasının avantajı olacak mı ve şansını nasıl görüyorsunuz? Ya siyasette bazen tabii şeydir, işte erken çıkanlarla ilgili ki olan işte biraz bu hoş karşılanmayabilir de, ama Münir'in çıkışı aslında hani binlerce arkasında insan kitlesini göstererek çıktığı için bana göre birilerinde İzmir'de korkuttuğunu düşünüyorum. Yani çünkü bir ne kadar bir İzmir'de hani yetişen ama Mardin kökenli ama Güneydoğu kökenli bir kardeşimiz olarak hepimiz de biliyoruz İzmir'de ne kadar fazla Güneydoğu kökenli dostlarımız yaşadığını hepimiz biliyoruz. Yani birlikte yaşamaktan, onlarla birlikte yaşamaktan da ben de çok mutlu olan bir kardeşinizim haliyle ve çok ne kadar büyük bir kitle olduğunu da onların da biliyorum. O ne kadar büyük bir kitle olduğunu bildiğimiz o yapının daha şimdiden Münir Tunç'a destek açıklamaları yapmasını tabii çok anlamlı. Yani diyeceğim şu ki, bazılarına göre dezavantaj olan erken çıkış Münir'in şu anki atmosferinde avantaj olarak da döndüğünü düşünüyorum ben. O yüzden bu erken çıkışın Münir açısından olumlu gittiğini de özellikle söyleyebilirim. Kıymetli Uğur Yelekli abicim, çok teşekkür ediyorum kıymetli görüşlerin için. Öncelikle ben sizin nezdinizde biliyorum yoğun bir programınız var, İstanbul'dasınız. Evet, kıymetli misafirlerinize, kıymetli eşinize, bizi izleyen herkese sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Tüm EGTV çalışan dostlarımıza da sevgi saygılarımı özellikle İstanbul'dan gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum.
gerçekten Uğur Yelikli abimizin de sizinle ilgili anlattığı kelimeler de çok çok önemli. Ve bu kıymetli isim de herkese bu övgüyü de yapmaz. Kendisini de yakından tanıyorsunuz. Demek ki siz de sizi iyi bir gözlemlemiş ve yapmış olduğunuz hizmetlere de birebir şahit olduğu için de kıymetli Münir Tunç'u, Beşir Tunç'u da çok iyi anlattığını gördük ve şansınızın da iyi olduğunu söyledi. Bugün sizler değil de başka birinin size anlatması da aslında daha önemli olduğunu da görmüş olduk ve inşallah bu çıkmış olduğunuz yolda da başarılar diliyoruz. Bu güzel kıymetli görüşlerle ilgili kıymetli Münir Hoca neler söylemek ister? Evet, şimdi, ardından ikinci klibimize yer verelim. Evet, şimdi ben kendi şahsım adına ben söyleyeyim. Biz kolay kolay ben herkese abi demem. Uğur abi bir abidir. Aynen. Gerçekten bir abidir. Abi kelimesini de hak ediyordur. Yaşım koca büyük. Abidir. Gözlerimle gördüm. Kendi arabalarında odunlar taşıdılar, koliler taşıdılar. O pandemi dönemi ben gözlerimle gördüm. Değil mi? Uğur abi yine arabasına bir engelli vatandaşımızı alır. Ne yapabiliriz diye. Gözlerimizde gördüğümüz çok şeyler var. Değil mi? Onun için onlar bir abidir derim. Abiler onlar. Evet, kıymetli dediğimiz gibi Münir hocamızı biraz dinlendiriyoruz ve şu anda sevgili izleyenler ikinci klibimiz var. Niye bunları veriyoruz? Çünkü dediğimiz gibi bugün telefon bağlantımızda kıymetli konuğumuzla ilgili bugün konuğumuz az konuşup en azından bugün kıymetli katılımcıların gelen görüşleri daha önemli olduğu için bunları yayına veriyoruz. Bakalım ikinci klibimizde röportajımızda Gümüşpala'da kıymetli Münir Tunç hocamızla ilgili oraya gelen vatandaşlarımız neler söylemiş hep birlikte izleyelim. Hayırlı olsun inşallah kendilerine. İnşallah iyi olacak. Yolu açık olsun. Biz de desteğimizi sürdüreceğiz inşallah elimizden geldikçe. Allah yolunu açık etsin inşallah. Bir genç olarak kıymetli Münir Hoca'nın desteği nasıl olacak? Ben çok seviyorum. Yani yapar o. Ben çok seviyorum. İyi yani. Toplantıyı nasıl gördün? Çok güzeldi. Başarılı geçti. Şansını nasıl görüyorsun? Çok iyi görüyorum. Münir Hoca benim amcamın oğlu olur. Evet. Biz burada onu cani gönülden destekliyoruz. Evet. Onu şimdi değil daha önceki başarılardan dolayı da kutluyorum. Yolu açık olsun inşallah. Destek ve şansını nasıl görüyorsunuz? Destekli zaten konuşmalarından dolayı herkesi iyi gördüm, iyi desteklerler. Her söylemeye gerek yok. Yani evet. Yanındayız her zaman, o da bunu bilsin. Açıkçası Türkiye'de henüz açıktan bir seçim havası yok Muratcığım, biliyorsun. Buna rağmen, seçim havası olmamasına rağmen burada yaklaşık 200 insanın gelip gittiğini gördüm. Bunlar farklı siyasi eğilimlerden insanlardı. Münir Hoca'yı dinlemeye gelmişlerdi. Bu çok önemli bir şey. Siyasette toplumda karşılığı olanlar mutlaka başarılı olur. Münir Hoca'nın bulunduğu, adım attığı her semtte bir karşılığı var. O anlamda ben hem bir spor adamının hem de toplumda karşılığı olan birisinin siyasette olmasını önemli buluyorum. Yol açık olsun. Vallahi bence inşallah iyi bir yere gelmesini temenni ederiz. Onun yani inşallah başkanımız olarak, şeyimiz olarak yani liderimiz olarak inşallah göreceğiz inşallah. Hayırlı. Çok güzel bir toplantı. Sonuçta bir yarış bu. Bir siyasi alana girmeye çalışıyor. Başarılar dilerim tabii ki yani. Toplumumuzda olmalı yani diye düşünüyorum. Bizim hemşerilerimize de çıkmalı. Bazen yönetimlerde yer almalı. O kadrolarda olmalılar diye düşünüyorum. Münir Tunç hocamız benim amcamın oğlu oluyor. Yani öncelikle ona bu yolda ona başarılar diliyorum. Ve hani bizim desteğimizle, gücümüzle, Mardinlilerin desteğiyle bu konuda kesinlikle başarılı olacağını düşünüyorum. Daha önce olduğu gibi hani azim, bunda da var, görüyoruz Allah'ın izniyle. Biz arkasında olduğumuz sürece, desteğimiz olduğu sürece bu yolu başaracak ve başarılar diliyorum ona. Mardinliler için, İzmir için, özellikle bizim Mardinliler için çok güzel geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Destekleyeceğiz. Başarılar diliyorum. Kesinlikle olacaktır yani. Var. Başaracak. Toplantı olağanüstü bir toplantı, güzel bir toplantıydı. Güzel geçti. Beklediğimizden daha fazla katılım sağlandı bu şekilde. Artı vekilimizden beklediğimiz tek şey hizmet ve kendisi de gelsem de gelmese de hizmette varım diyor. Allah muvaffak etsin, yolunu açık etsin. Şimdi tabii biz burada amacımız, buradaki hemşerilerimiz var, kanat önderlerimiz var. Mardin hemşerilerimiz, büyüklerimiz var, kanat önderlerimiz var. Sevdiğimiz amcamız, çocuklarımız var, akrabalarımız var. Bugünkü amacımız Ziver abimizle buraya gelip buluşmaktı. Basmane'den oradaki akrabalar, buradaki akrabalar. Buluşmaktı ki amacımız. Bizim buradaki akrabalarımıza şunu ilettik. Biz siyasete hazırlanacağız, siyasete gireceğiz. Mardinlerin sayılma noktasında, temsil edilme noktasında kanat önderlerimize ilettik. Kanat önderlerimize evet, yani Münir Tunç noktasında buluştular, anlaştılar. Eğer bize öyle bir görev verilirse layıkıyla yapmaya çalışacağız.
Sadece İzmir, sadece Mardinler değil tabii ki. Amacımız ciddi projelerle. Mesela biz burada gelirken geleceğim yerin ben araştırmasını yaptım. Burada spor salonlarının olmadığını, gençlerin eğitimli anlamında eğitilmediğini, eksiklerinin olduğunu, aslında bunların kamu kuruluşlarının yapması gereken işlerin bunların. Ama ben takipçisi olacağım. Ben vekil de olsam olmasam da artık buradaki hemşehrilerimiz yaklaşık 6.000-7.000 nüfusu olan bir kitle var burada. Hemşehrilerimiz var ama eksiklikler var. Ben bu eksikleri kamu kuruluşlarında ben dile getireceğim. Ben vekil olayım olmayayım dile getireceğim. Buradaki eksikler, buradaki hemşehrilerimizin hakkı var. Haklarını biz gerekli yerlere gerekli şekilde ulaştıracağız ve biz bunun takipçisi olacağız. Ben vekil olmasam da hizmet edeceğim. Vekil de olsam daha çok hizmet edeceğim. İnşallah. Evet, gerçekten görmüş olduğunuz gibi iki tane güzel klibimiz vardı kıymetli izleyenlerimiz. Bizler ne yaptık şu anda? Kıymetli Münir Hocam'a da buradan aslında oraya gelen vatandaşlarımızın da önemli açıklamaları oldu. Öncelikle sizin de son konuşmanız da gerçekten takdire şayendi. Güzel açıklama yaptınız. Vekil olsam da olmasam da ben hizmetime hep devam edeceğim dediniz. Öncelikle vatandaşların, akrabalarınızın genel kıymetli görüşlerini tekrar alalım sizlerden. Nasıl buldunuz ve sizin bu konuşmanızla ilgili de çok kısa olarak görüşlerinizi alalım. Evet. Ardından da Basmaniye'ye tekrar konuşmaya devam edelim. Orada dediğim gibi orada bir büyük ailelerimiz var orada. Kanat önderlerimiz var, değerli abilerimiz var orada. Tabii orada niye kanat önderi diyoruz? Kanat önderi çünkü biliyorsunuz kalabalık ortamlarda, kalabalık ailelerde hep problemler çıkar. Bunu kim çözer? Kanat önderlerimiz, büyüklerimiz çözer. Ondan anlamını öğrenmiş şey olalım. Evet. Şimdi orada tabii kendilerine ben çok teşekkür ediyorum. Yani bağlarına bastılar. Bizi merak ettiler, bizi davet ettiler oraya. Biz gittik ve güzel bir buluşma oldu. Dediğim gibi biz birinci bölge, ikinci bölgede bakmıyoruz. Gün geliyor, biz buradan atlayıp Mardin'e Beşir Çoban, kendisine çok teşekkür ediyorum. Mardin sevdalısıdır. Çantalarımızı alırız, berelerimizi, kapşonlarımızı alırız, eldivenlerimizi alırız, kırtasiyemizi alırız. Ne gideriz güzel. Mardin'deki köylerimize ve Güneydoğu'daki köylerimize gidip kırtasiye yardımı yaparız. Bundan güzel bir yardım yani, olabilir mi sizce? Burada birinci bölge, ikinci bölgede asla ben ayırt etmiyorum. Onlar da bizim akrabalarımız. Onları fark ettik. Onlara gideceğiz. Onlara elimizden geldiği kadar hizmet, gerçekten orada eksikler var. Yani o Gümüşbala köy gibi kalmış. Bir tane spor salonu olmaz mı? Değil mi? Bir tane spor salonu olmaz mı? Değil mi? Bu da büyük bir eksiklik aslında. Kesinlikle. Şimdi tabii ki biz biraz Basmen'de tekrar devam edelim. Yavaş yavaş programı da böyle yavaş yavaş böyle hani sonlarına doğru geliyoruz ama şunu konuşmak istiyoruz. Şimdi Basmane'nin tabii ki siz sporla ilgili iyi bir atılım yaptınız. Şimdi Basmane'nin size göre neyi eksik? Hangi hizmetler yapılırsa iyi olur? Mesela bir kütüphane var mı? Ne bileyim farklı bir önemli bir alanları, müzesi var mı? Merak ediyorum. Onu da sizden dinleyelim. Veya ne yapılabilir Basmane'yle ilgili? Sizin Basmane'yle ilgili öngörünüz nedir? Tabii şimdi hep ne dedik? Desteklemesi gereken aileler diyoruz. Basmane'de var mı? Basmane'de hiçbir şey yok. Basmane'de spor salonları yok. Değil mi? Basmane'de bir sinema salonumuz yok. Basmane'de bir nikah salonumuz yok. Bunlar hepsi yapılabilecek şeyler. Evet, şimdi sorun çözüm. Şimdi burası sit alanı olduğu için belki inşaat anlamında çok şey yapamıyorsunuz ama mesela okulda 3 tane bahçe mi var? 3 tane büyük bahçemiz var. O 3 tane bahçesi dediğim gibi yani protokollerle, resmi kurumlarla protokollerle yapılması gereken proje ve orada bir tane spor salonu yapılabilir. Tabii, ve bu spor salonu çok amaçlı da olabilir. Yani judosu, güreşi, tekvandosu, uzak doğu sporları, perdeyi çektiğiniz an sinema salonu olarak. Şimdi orada tabii şimdi kitaplık dediniz, kütüphane var mı? Kütüphane şimdi artık... İyi mi olur olsa yani? Evet. Şimdi kütüphaneden ziyade artık dijital ortamlara geçtik. Yani artık teknoloji gelişti. Şimdi çocuklarımız, maalesef oradaki çocuklarımız diğer çocuklarımız gibi avantajlı olmayabilir yani. Şanslı değil diyelim. Şanslı değil diyorum. Çünkü teknoloji bir dershaneye gidemiyorlar. Bir evlerde bilgisayarı olmayabiliyor. Ben orada bir merkez düşünüyorum. Değil bir mi? Merkez. O merkez çocuklarımızın dönem ödevlerini yapabilecekleri bir yer. Ne kadar güzel. Fotokopilerini çekebilecekleri, dönem ödevlerini hazırlayabildikleri. En azından bir etüt merkezi gibi. Ondan sonra üniversiteli kardeşlerimiz var. Artık biz kendi yaramızı kendimiz kesebiliriz. Değil mi? Ne kadar güzel. Şimdi orada üniversiteli gençlerimiz de var. Onlardan da destek alıp o etüt merkezimizde. Çocuklarımız belki dershaneye gidemeyebilir ama oradaki üniversiteli gençlerimizden destek alıp oradaki çocuklarımıza, yeni yetişen nesilimize
etütlerle oradaki dönem ödevlerini hazırlama anlamında böyle bir etüt merkezi gibi ücretsiz. Ücretsiz etüt merkezi olursa çok güzel olur. Spor salonları eksiklerimiz var. Bu sadece tabii şey değil yani belediye olarak düşünmeyin. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün de el atması gereken özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün el atması gereken. Evet. Yani bazı yöneticilerimiz masadan yönetmeyecek. Evet. Masadan yönetmeyecek. Bir saniye Yalçın Bey sizi yayına alacağım inşallah. Aşağı inmeleri lazım. Aynen. Ben şu anda eleştirmiyorum ama eminim ki eğer bunu duyarsa il müdürümüzün bizim sahaya inmesi lazım. Aynen. Sen sadece bir yerin kurumun ya da masanın il müdürü değilsin. Bütün İzmir'in il müdürüsün. Sportif anlamda tanışması gereken antrenörlerimiz var. Spor bilim insanlarımız var. Kesinlikle. Onun için il müdürümüzün de üstüne düşen görevler var. Ya Avrupa Dünya Şampiyonları yetişmiş. Bu salon neresi? Bu okul neresi? Aynen. Hangi şartlarda yapılıyor? İl müdürümüzün kesinlikle gelip incelemesi gerekiyor. Değil mi? Tabii sohbetimize devam edeceğiz ama kıymetli konumu da erken yayına aldım ki en azından bu güzel sohbetimize ortak olmasını istedim ben de. Tabii çok önemli bir isim daha var. Dediğimiz gibi Uğur Yelikli kadar çok kıymetli ve İzmir'in doğal isimlerinden bir tanesi Yalçın Kocabıyık. Tabii çok önemli bir unvanı daha var. Türkiye Meclis Üyeleri Birliği Genel Başkanı ve tabii ki İzmir'in de sevilen ismi. Bugün de sağ olsun kızımın doğum günü vardı. Sudenaz'ın Melisa'yla beraberdik. Sağ olsun kıymetli Yalçın Bey'le de orada yine denk gelmiştik. Sohbetimizi yaptık. Kıymetli duayen ismi yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Nasılsınız kıymetli başkanım? Burak'cığım teşekkür ediyorum. Önce Melis Hanım bir kez daha doğum gününü kutluyorum. Sürdenizin eyvallah. Hatli, mutlu, başarılı bir yaşam nasip eder. Allah razı olsun. Size de başarılar diliyorum. Bugün gerçekten benim sevdiğim bir kardeşim orada duydum. Onun için bağlanmak istedim. Var olun. Münir Tunç ailesinin gerçekten gurur duyulacak bir evladı. İzmir'de yaptıklarıyla, çalışmalarıyla, spora vermiş olduğu emek ve aldığı sonuçlarla sevilen sayılan bir kardeşimiz. Onun programına beni dahil ettiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Renk verdiniz. Sağ olun. Peki kıymetli Yalçın Kocabıyık Başkanım, sizler dediğimiz gibi siyasetin, dediğimiz gibi Uğur Yelikli gibi kitabını yutan önemli isimlerden bir tanesiniz. Gerçekten herkes siyasetçi olamaz. Herkes siyasette önemli bir İzmir'de yer veremez ve tabii ki iz bırakamaz. Siz iz bırakan biri olarak kıymetli sporcumuz, tabii ki önemli bir isim. Türkiye'de tabii ki antrenörlükte, spor camiasında hem kendi başarısı hem tabii ki yetiştirmiş olduğu sporcular ortada. Ve tabii ki siyaseti de atıldı. Belki de çok alışık olmadığımız bir ortamda yaşıyoruz. Erken siyaseti adaylığını açıkladı. Ve siz kıymetli konumuzla ilgili, şansıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Ve Münir Tunç sizce milletvekilliğini, adaylığını başarabilir mi? Ve buradan kendisine neler söylemek istersiniz? İzmir'de şansını ve tabii ki hizmetleri nasıl olur? Kıymetli duayen isim Yalçın Kocabıyık'tan dinleyelim. Ya teşekkür ediyorum. Şimdi ben 40 senedir İzmir'de siyaset yapan bir abinizim, büyüğünüzüm. İzliyorum, gözlüyorum. 2004 yılından sonra da artık partiler üstü sivil toplum kuruluşlarının başında bulunuyorum. Yani sivil toplum kuruluşlarının başına geçmemin nedeni, yani siyasetten ayrılmamın nedeni, Türkiye'de siyasi partilerde parti içi demokrasi olmadığı, kalmadığı için ayrıldım. Yani çünkü siyasi partilerde eğer demokrasi yoksa, bu siyasi partilerin Türkiye'ye demokrasi getirme şansları da oldu. Benim anlayışım bu. Çünkü ben 3 sefer seçilerek meclise girdim, meclisliğini yaptım. Seçildim, beni o partinin emektarları, emekçileri, üyeleri seçti. Seçerek gelmiştik. Biz milletvekillerimizi aynı şekilde seçerek milletvekili, vekil yaptık. Belediye başkanlarımızı da aynı şekilde. Fakat artık bunlar kalmadı. Kalmadığı için de ne yazık ki artık genel başkanların iki dudağı arasında adaylıklar. Ben Beşir kardeşim benim aynı zamanda İzmir Konfederasyonu'nda genel sekreterimken şu an benim genel başkanlığımı da götürüyor görev değişikliği yaparak. Tunç kardeşlerin içinde Münir Tunç insana dokunan, halka dokunan, bir şeyler veren ve hiçbir şey beklemeden hizmet eden bir arkadaşımız.
Milletvekilliği ne demektir? Biz milletvekilliğinden şunu anlıyoruz. Beni gidecek, Ankara'da temsil edecek. Benim sıkıntılarımı, problemlerimi orada anlatacak, aracı olacak. Ve İzmir'de ne yazık ki milletvekilleri, bırakın İzmirli'yi tanımalarını, hiçbir şekilde İzmir'in sorunlarını da bilmeyen kişiler çoğu. Bu anlamda ben gerçekten İzmir'de iz bırakmış, halka dokunan, hizmet eden, İzmir'i tanıyan, İzmirli'yi tanıyan, İzmir'in sorunlarını çok iyi bilen, yakından bilen ve İzmirli'yi de temas halinde, yani İzmirliliğe dokunan, tanınan kişilerin vekil olarak Ankara'ya gitmeleri taraftarıyım. O anlamda Münir kardeşim böyle bir karar aldığında bana geldi. Ben de şunu kendisine söyledim. Dedim ki sen sevilen bir kardeşimizsin. O anlamda bence daha fazla insanlara sarıl, daha fazla insanlara dokun, daha fazla gençlere hizmet et, daha fazla çevrendeki insanlara sorunlarını dinle, sorunlarını belediyelere, yerel merkezi yönetimlere taşımaya çalış. Zaten bu milletvekilinin yapacağı şeylerdir. O zaman kendiliğinden zaten oraya gelirsin. Kendiliğinden oraya taşınırsın. Yani bu dönem artık 50 artı 1'in var olduğu Türkiye siyasetinde Münir Tunç gibi arkasında insanlar olan, yüzlerce binlerce insanı olan kişilerin siyasi partiler tarafından tercih edileceğini kendisine söyledim. Yani Münir Tunç seçimlere kadar eğer İzmir'de, çevresinde, muhitinde, kendi hemşerileriyle, kuracağı diyaloglarla eğer gerçekten bir sevdalılar ordusu yaparsa, gönüllüler ordusu yaparsa ve onlarla zaman zaman da sahaya çıkarsa, görünürse ben inanıyorum siyasi partiler bir oya, beş oya daha ihtiyacı olacak olan siyasi partiler adaylarını seçerlerken oy getirilecek olan kişileri sıralamalara alacaklardır. O anlamda ben kendisine hiç durmadan çalış, çalış, çalış dedim. Takip ediyorum kendisini. Doğru şeyler yapıyor, çalışıyor, insanlarla diyalogları güzel veriyor, dokunuyor ve gönül alıyor. O anlamda ben zannediyorum tercih edilir, sıralamalara girer. Kendileri bilir siyasi partiler. Eğer bir milletvekili daha çıkartmak istiyorlarsa 2000, 3000, 5000, 10000 oyu getirecek olan kişileri herhalde göz ardı etmezler, görmezden gelmezler diye düşünüyorum. Kıymetli başkanım çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Görüşleriniz için de teşekkür ediyorum sizlere. Her şey gönlünüz olsun diyorum. Kendisine. Teşekkür ediyorum sana. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli duayenisim Yalçın Kocabeyik sizlere. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Var olun. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi kıymetli hocam toparlayalım. Programın sonuna geldik. Evet. Hem Yalçın Kocabeyik ile ilgili genel kıymetli görüşlerinizi alayım. Ve bizim atladığımız, söylemek istediğiniz basmane ile ilgili olabilir. Ve dediğimiz gibi milletvekili adayınızla ilgili olabilir. Kısa cümleleri alalım ve programımızı kapanışını yapalım. Evet gerçekten şimdi ben Yalçın Başkanıma ben çok teşekkür ediyorum. Biz şahidiz. Biz sevdik kendisini. Allah rızası için sevdik. Çünkü gözlerimize gördük o pandemi döneminde neler yaptığını, neler hizmet ettiğini, çabasının ne olduğunu. Ben Yalçın abiyi tanıdığıma ben çok mutluyum. Yalçın abiyi tanıdığım için çok mutluyum. Değerli bir insan. O da değerli bir abimiz. Artık o da bir abimiz. Şimdi dediğim gibi ben aslında gerçekten iyi yönetilmiş olduğumuzu düşünmüş olsaydım ben işim değil. Uzmanlık alanım değil ama ben dersimi çalışacağım. Eğer şu dediğimiz gibi 30 binlik bir basmane bölgesinde ya da İzmir'de iyi temsil edildiğimizi düşünmüş olsaydım inan ki siyasete girmezdim. Değil mi? Ama ben diyorum ki ben sorunları biliyorum, çözümleri de biliyorum ve ben gecemi gündüzümü vereceğim, ben çalışacağım, halkıma hizmet götüreceğim. Çok ciddi projelerle çok iyi işleri başaracağıma da inanıyorum. Çünkü ben inanmıştım. Türkiye şampiyonu, dünya, Avrupa, olimpiyat şampiyonları çıkaracağıma inanmıştım. Hatta bana gülmüşlerdi. Ben Rabbim hepsini 46 ile İstiklal Marşımıza okutmayı nasip etti. Şimdi siyasette de iyi işler yapacağıma inanıyorum. İz bırakacağıma inanıyorum siyasette de. Halkıma da hizmet edeceğimi inanıyorum. Ben bir teşekkür de teşekkürleri ben yapmak istiyorum. Bizi destekleyen, bu çocuklarımızı destekleyen başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer. Yine kulüp başkanımız Ersan Odaman ve yönetimi. Ondan sonra Konak Belediyesi Başkanımız Sayın Abdülbatur ve yönetimine.
Yine bir aslında büyük büyük şeyi de Sayın Çağrı Gruşçu, Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığı, Sayın Çağrı Gruşçu, kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. O çocuklarımıza yaptıklarını ben asla sonra unutmayacağım. Çünkü geldiler, bu çocuklarımız için ne yapabiliriz? Yani ayakkabı projelerinden, şeylerinden, bütün çocuklarımıza destek anlamında Okan Uslu, Okan Uslu Gençlik Kolları Başkanımız, Okan Uslu'ya ben çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanımız, rahmetli, aslında benim için çok çok değer bir kardeşimiz, Gençlik Kolları'nda rahmetli olan Allah Mehmet Toka. Allah rahmet eylesin diyoruz, mekanı da Mehmet cennet Toka. Olsun inşallah diyoruz. Mehmet Toka kardeşimizi rahmetle anıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Yani emeği geçen bütün herkese ben teşekkür ediyorum. Siyasete girdik. İnşallah iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Yine sportif anlamda destek veren AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Sait Başlıca'ya teşekkür ediyorum. Emeği olan herkese, insanlara dokunan herkese ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbetimize kahve tadında kalsın diyoruz inşallah. İlerleyen aylarda güzel projelerle, yapmış olduğunuz güzel ziyaretlerle inşallah tekrar sizleri burada konuk etmek isteriz. Güzel sohbet oldu, keyifli sohbet oldu. Konuklarımıza renk verdi, sizlere renk verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Bizim OBA programına Ege TV ekranlarına renk verdiniz. Evet, ben de Murat Bey, ben size teşekkür ediyorum. Ege TV ailesine de teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Var olun. Evet kıymetli izleyenler, bize ayrılan süren sevgili izleyenler, sonuna geldik. Bizim OBA programında çok kıymetli konuğum Sayın Münir Tuğç hocamı da çok çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya bizim OBA programında Tarım ve Orman İl Müdürümüzü bu güzel Ege TV ekranlarında ağırlayacağız. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. İyi haftalar olsun diyoruz.